Gördünüz mü? Lakşya bağıra bağıra söyledi. Seninle evlenmek istiyormuş. Evet, ben de öyle söylemiştim. Evet abla, Tanrı ikisini evlensinler diye yaratmış. Doğru. Herkes beni hatalı görüyor. Yengem Sanskar mutlu olsun istiyor. Annem yengem mutlu olsun istiyor. Sen Ragini mutlu olsun istiyoruz. Ya ben? Benim mutlu olup olmamam kimsenin umurunda bile değil. Herkes kendini düşünüyor. Ama ben bencil. Peki, bütün bu sorunlar benim yüzümdense eğer, o zaman giderim. Yeter Lakşya, yeter. Kendini düşünerek mi beni tehdit ediyorsun? Ama şunu çok iyi anla. Tehditlerin beni asla etkileyemez. Svara, ben tehdit etmiyorum. Gitmeden önce bana bir iyilik yap sadece. Gözlerimi kapatmadan önce bir kere yüzünü göreyim. Bir kere olsun bana bak. Lakşya kes! Bakmaya devam et. Lakşya bir delilik yapma! Lakşya çekil! Anne, Svara nerede? Dışarı çıkmıştır. Ben çağırayım. Evet, senin için. Ya sana bir şey olsaydı Lakşya? O zaman bu dünyadan sadece senin yüzün benimle gelirdi. Neden yapıyorsun bunları? Neden yapıyorsun? Svara, tüm dünyanın benden nefret etmesi umurumda bile olmaz. Ama senin nefret etmene dayanamıyorum işte. Sevdiğin beni anlamazken yaşamının ne anlamı var ki? Hayatta kalmak için inancına ihtiyacım var. Yoksa böyle ölüp giderim. Svara lütfen. Lütfen söz ver. Ne olursa olsun sen beni yanlış anlama. Lütfen Svara. Söz ver. Svara lütfen. Gerçekten mi? Evet annem. Ben çok üzülüyorum. Bu mutlu anda yanımızda değilsin. Çaresizliğimi anlayabiliyorsundur. Önemli değil oğlum. Sen hiç üzülme. Ay, ben sonra Ragini'yi gelip tebrik ederim. Tamam mı? Hoşça kal. Şey annem. Al.
En azından bağımızı hatırladın. Yoksa bütün anne sevgini o Bengalli'ye ziyan edecekti. Bugün senden sadece nefret görüyorum. Öyle bir şey yok. Eskiden seni nasıl seviyorsam hala öyle seviyorum anne. Hala saygı duyuyorum. Ama son günlerde yaptıkların... Sadece oğlumla torunumun mutluluğunu istiyorum. Sen beni anlamıyorsan önemli değil. Ama bir konuda içim rahat. Torunum benim sayemde bugün nişanlanıyor. Parvati! Lakşya, Svara, siz burada ne yapıyorsunuz? Kızım, üstün kum olmuş. Nasıl oldu bu? Neler oluyor? Teyze, sana bir şey söylemeliyim. Söyle. O gün Ragini'yi kabul ettim çünkü Sanskar abim bileğini kesecekti. Babaanne, Ragini'nin gelmesine izin vermiyordu. Kabul etmesi için... Bundan başka çarem kalmamıştı. O sırada Sanskar abimin hayatını kurtarmak için yaptım. Bu yüzden yalan söyledim. Sen benim için gerçekten çok değerlisin. Ben ne yaptım ki? Bugün olanlar sadece senin sayende oldu. Sadece senin sayende hayatımda böyle bir gün yaşıyorum. Mutluluk hayatıma geri döndü ve bu senin sayende. Ne mutluluğu? Ben sana sadece sorun çıkartmak için geldim. Ve sorun çıkartıp duracağım. Hayır. Böyle düşünme sakın. Düşünmem. Peki. Hadi yenge. Abi, sen dinlen. Nişan başlayınca ben seni çağırırım. Hadi. Böyle büyük bir yalan söylersin. Teyze, büyük bir hata yapmış olduğumu biliyorum. Ama eğer Ragini ile nişanlanırsam bu günah olur. Kızım, hazırlandı. Ve seni bekliyor orada. Ne kadar mutlu. Ben onu nazarlardan korudum. Herkesi hep mutlu ediyor. Tanrım, ona ne diyeceğim şimdi? Lakşya. Neden Ragini ile evlenmek istemiyorsun? O çok iyi bir kız. Gerçekten. Seni çok mutlu eder oğlum. Ben sana garanti verebilirim. Ondan daha terbiyeli bir kız bulamazsın. Gerçekten. Lütfen. Bir dakika. Yoksa başkası mı var? Senin hayatında başkası mı var? Ne
Shona. Shona, sen bunu biliyor muydun? O zaman neden bana söylemedin? Anne. Anne, zaman kaybetmemeliyiz. Nişan'ı ne yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Hemen Ragini'yi durdurmak zorundayız. Bir daha onun üzüldüğünü görmek istemem. Lütfen bir şey düşün. Ne yapayım? Her şey bir anda oldu. Kötü kadınsın sen. Bırakın beni. Onu getireceğim. Sanskar. Bırak. Sanskar. Ben seni çok seviyorum. Lakshya ve Ragini evlenecekler. Önce sen Ragini ile evleneceğim de. Tamam. Söyle, yoksa... Ragini ile evleneceğim. Evet Kunal, söyle. Durga Prasad ve oğulları Western gemi anlaşmasını yapmadılar mı? Güzel. Anlaşma fiyatını arttır sen o zaman. Ne olursa olsun o anlaşmayı karma şirketi almalı. Teyze, beni dinle. Shekhar. Mişti, neredesin? Svara da ne zamandır ortada yok. Shekhar, ben... Svara ile birlikte önemli bir şey almaya çıktım. Hemen dönerim. Mişti, kızın nişanlanıyor. Ama sen yoksun. Ben 5 dakika yordum. Hadi. Eve gitmemiz gerek. Hayır. Ben gelmiyorum. Ben bu nişanı yapamam. Ne? Neden bakıyorsun? Git. Ragini. Ragini. Ragini'yi getir. Ragini gelsin. Bırak. Söyle. Bugüne kadar herkese yalan söyledin. Peki ama neden bana yalan söyledin? Ben senin annenim.
Seni ben doğurdum. Bana yalan söyledin sen. Anneni böyle mi kandırıyorsun? Bırak beni, bırak. Annem değilsin sen, bırak. Bırak deli numarasını artık. Sanskar. Kötüsün sen, bırak, bırak. Bırak yine. Pekala. Ben yalan söylüyorum. Tamam. Eğer bana karşı hiç sevgi beslemiyorsan o zaman yaşamamın faydası yok. Öldürürüm kendimi, öldürürüm. Artık yaşamak istemiyorum. Ölürüm daha yapma. İyi. Yapma, kendine zarar vereceksin. Deli olmadığını söyle. Tamam anne. Ben deli değilim. 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 Ne demek gelmeyeceksin? Bu nişandan böyle kaçamazsın. Gerçeklerle yüzleşmelisin. Gerçeklerle yüzleşecek cesaret olsaydı yalan söylemezdi. Yalan söylemek benim de hoşuma gitmiyor. Yalan söyleyerek hata yaptığımı biliyorum. Ama kötü bir amacım yoktu. Svara, bari sen beni anlamaya çalış lütfen. Neden Ragini'nin duygularını düşünmezken seni anlayayım ki? Hadi Lakshya, artık bu bencilliği bırakmalısın. Tam bir ahmak olduğun için herkesin hayatı ve duygularıyla oynadın. Ve hala kendini düşünüyorsun. Bu nişandan kaçarak Ragini'yi hayatından uzak tutamazsın. Sanskar ne olacak? Bunu Sanskar için yaptığını söylemiştin. Yeter, yeter. Şu tartışmayı kesip benimle eve gelin hemen. Hem de hemen geliyorsunuz. Hadi, yürü. Neden yaptın Sanskar? Neden deli numarası yaptın? Madem bu kadar iyiydin, neden bana gelmedin? Beni hiç hatırlamadın mı? Anne, sakin ol. Sana her şeyi anlatacağım. Sadece şunu anlamalısın. Ben buraya tek bir amaçla geldim. Ben Durga Prasad'ın hayatını berbat edeceğim. Hayatını berbat edeceğim. Ondan önce Lakshya'nın hayatını berbat edeceğim. Hayatını berbat edeceğim. 5 yıl önce başıma gelenlerden o ikisi sorumlu. Hayatım, mutluluğum, ailem, evim hepsini elimden aldılar. Bu evde her hatanın bir cezası var. Lakshya'nın bir hatası benim hayatımı mahvetti. Bunu yanına bırakmayacağım. Ve Durga Prasad Maheshwari, benim sözde amcam. Ona o kadar acı çektireceğim ki, yaşadığı sürece bunu hiç unutamayacak. Şirketim çoktan işlerini bozmaya başladı bile. Onun için statü, toplumdaki adı ve şöhreti önemliydi değil mi? Bunlara ailesinden daha çok değer veriyordu. Onu öyle bir hale getireceğim ki, o kadar umursadı o çevresi sadece onun suratına tükürecek. İşine aşıktı değil mi? Onun hayallerini yıkacağım. Bu evi kendi terk edip gitti. Ve bir daha asla bu eve geri dönmemesini sağlayacağım. Yalnız kaldığı günse bitecek. Ama Sanskar... Anne, sen kendini, yengemi, babamı ve Uttara'yı merak etme.
Ama kimseye kesinlikle benim sırrımdan bahsedemezsin. Deli taklidiyle planıma devam edeceğim. Bana söz ver. Kimseye söylemeyeceğim. Bay Şeker, Bayan Sharmista nerede? Yenge Lakşya nerede? Onu göremedim. Dışarı çıkmışlar. Bir şeyler almaya. Gelirler. Bir şey almaya gitmişmiş. Yalancı. Bence bu ana kız Lakşya'nın fikrini değiştirmeye çalışıyorlar. Babaanne. Sen demiştin, anne, benim annem. Ben de onun elinden tutup aşağı indirdim. Bugün içimde bir his var Sujata. Oğlumuz Sanskar geri dönüyor işte. Hayır. Ben bu nişanı yapamam. Ben bu nişanı yapamam. Ben bu nişanı yapamam. Bayan Sharmista. Nereye gittiniz? Herkes sizi aradı. Size bir şey söylemeliyim. Hemen nişanlanın. Hemen nişanlanın. Teyze. Ben nasıl? Merak etme, ben hallederim. Lakşya, nereye gittin oğlum? Ragini ne zamandır seni bekliyor. Git, hemen nişan için hazırlan oğlum. Hı? Bayan Sujata, Utara, hazırlıklar tamam mı? Nereye kayboldun? İnsanlar seni sorup duruyorlardı. Seninle çok önemli bir şey konuşmalıyım. Benimle gel. Önce bana nereye gittiğini söyle. Dünürlerimiz için bir şey getirmeye gittiysen annem zaten... Şeker, beni dinle. Kızlarımıza baksana. Ne güzel görünüyorlar değil mi? Ne kadar da mutlular. Şeker, lütfen. Lütfen beni dinle. Az önce Lakşay ile konuştum ve... Ne oldum işte? Yoksa yine fikrini mi değiştirdi? Şeker. Sözümü kesmeden dinle lütfen. Lakşay, bu nişan... Şeker. Şeker. Burada ne yapıyorsun? Lakşay'a da geldi. Nişan törenine başlamalıyız. Ve bu nedir? Köşelerde fısır fısır konuşmak hoş mu? Önemli bir konuda konuşuyorduk anne. Bayan Parvati. Gelin, törene başlayalım. Bayan Annapurna. Geliyorum.
Hemen geliyorum. Bakın. Her ne konuşacaksınız törenden sonra konuşun. Tamam mı? Ve sen, torunum uzun yıllar sonra yine mutlu olacak bir şey buldun. Zaten sen benim oğlumu elimden aldın. Sakın torunumun mutluluğuna engel olma. Anladın mı? Gel şeker. Bunları Ragin'in iyiliği için yapıyorum ben anne. Bu nişan olursa kızımız asla mutlu olamayacak. Baksana, evet. Pederi töreni ne zaman yapabileceğimizi sordun mu? Evet, 10 dakika sonra yapabilirmişiz. Uğurlu saat o zamanmış, tamam mı? Olmaz yenge. Hindistan cevizini unutmuşum. Hemen getireyim. Gel kızım, biz de yüzüklere bakalım. Anne, Lakşya'nın yüzüğü nerede? Burada olmalı. Bakın. Şeker. Şeker. Buraya gelsene. Yüzüğü bulamıyorlar. Çabuk bulun. Uğurlu saat geçiyor. Çabuk bulun. O gün Ragini'yi kabul ettim. Çünkü Sanskar abim bileğini kesecekti. Ben bu nişanı yapamam. Anne, bir şey yap. Bu nişan olmamalı. Tamam, yapacağım. Yapacağım. Yenge, bu Hindistan cevizi ve bu da yüzük. Lütfen beni affet Tanrım ama başka seçeneğim yok. Anne.
teyze. Anne ne oldu? Meşti. Bayan Şarmişta. Biri su getirsin. Biri doktor çağırsın lütfen hadi. Tamam amca. Kaldırın onu. Anne. 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 Meşti. Sana demiştim. Bir uğursuzluk yapar demiştim. Al işte. Anne. Anne iyi misin? Ben sana su getireyim. Su iç anneciğim. Ben iyiyim Şona. Nasıl oldunuz? Limonlu su ister misiniz? Hayır, ben iyiyim. Sadece biraz başım dönüyor. Teyze, doktora telefon ettim. Geliyor. Şeker, eve gitmek istiyorum. Hadi gidelim artık. Önce nişan törenini tamamlayalım oğlum. Sonra gideriz. Ama sen gitmek istiyorsan git o zaman. Hayır anne, onu bu halde yalnız bırakamam. 10 dakika sonra tören tamamlanacak. Sonra gideriz. Hayır baba. Annemin sağlığı kötüyse onu eve götürmeliyiz. Bizim için annemin sağlığından önemli bir şey yok. Kızım ne diyorsun? İnsan kendi nişan törenine bırakıp gider mi? Seni anlıyorum. Efendim. Efendim bizi affet. Ama bu nişanı şu anda yapamayız. Umarım beni anlarsınız. Önemli değil Ragini. Yaşadıklarını çok iyi anlıyorum. Abla, yüzük takmak sadece 2 dakika alır. Hemen yapabiliriz. Yenge, sen bizi buraya çağırıp bize bir söz verdin. Bizim için başka bir şeye gerek yok. Yıllar sonra ailelerimiz birleşti. Eğer hayatımdaki bu mutlu anda annemin sağlığı iyi olmazsa benim içim hiç rahat etmez ki. Anne. Bayan Annapurna, sabah uğurlu saatte bunların nişan törenini tekrar yapabiliriz. Gerçi burada tartıştığımız süre içinde nişanı yapabilirdik. Önemli değil Bayan Parvati. Siz Şarmişta ile ilgilenin. Torununuzla da tabii. Nişanı sonra yaparız.
Hadi. Ragini, Sanskar artık sen olmadan da kalabilir gibi görünüyor. Yani artık her gün buraya gelmene gerek yok. Ragini! Nereye gidiyorsun? Neden nişanlanmadın? Nereye götürüyorsunuz onu? Sanskar, annemiz kendini iyi hissetmiyor. Bu yüzden eve gitmemiz gerek. Eğer istersen beni arayabilirsin. Telefonda konuşuruz, tamam mı? Bu Bengali drama yapmadan asla duramaz. Gelinin olduğundan beri gerçek yüzünü göstermeye başladı zaten Parvati. Aynen öyle. Ah, bu Bengali ailemin mutluluğuna dayanamıyor işte. Hey gardiyan! Kızıma karşı tek kelime daha etme. Hem de konu sağlığı olduğu zaman. Ay işte. Geldi. Dramanın kraliçesi. İşe yaramaz gelinin annesi. Kesin artık. Bu kızıma bozuk bir şeyler yedirmiştir mutlaka. Bu yüzden bayılmıştır. Hey! Nereye gidiyorsun? Bırak! Engel olma. Burası kızımın da evi. Çekil! Ben seni durdurup ne yapacağım ki? Zaten senin kızınla torunun evime yerleşip bütün bereketini kaçırmış durumda, biliyorsun. Bir kova doğal su döküp temizlemeye çalışsam bile bu asla yeterli olmayacak, biliyorsun. Hey gardiyan! Hey Bengali! Anne yeter artık. Mişti'nin sağlığı kötü, sen burada kavga ediyorsun. Baba, Doktor Sengupta'ya ulaşamadım. Hemen evine gidip çağıracağım. Öğren, öğren. Torunundan ders al. Anne yeter artık. Buyurun. Sizin yüzünüzden torunuma nazar değdi işte. Görüyorsunuz işte, gerçek aşkından oldu. Ama ben kör değilim. Ben her şeyi gayet net görebiliyorum. Hepsi oyun bunların, hepsi oyun. Ne oldu? Svara, sen annenle ilgilen. Ben su getireyim. Ben getiririm baba. Gerek yok. Sana önemli bir şey söylemem gerek anne. Peki, söyle. Ne oldu? O drama kraliçesine sadece su mu götürüyorsun? Numara falan yapmıyor o. Numara yaptım anne. Numara yaptım anne. Numara yaptım. Ne? Evet anne. Yani Parvati doğru mu söylüyor? Evet anne. Bayılma numarası yaptım ben. Ama neden? Başka seçeneğim kalmamıştı anne. Yapmak zorundaydım. Ragini'nin onunla evlenmesine izin veremezdi. Ama Şombir, bu bayılma, bu numara. Kimseyle konuşamadım ki. Bir şekilde nişanı durdurmam gerekiyordu.
Neden? Lakşia iyi bir çocuk. Ragini için çok uygundu. Bu evliliğe neden karşısın sen? Lakşia bu evliliği istemiyor anne. Lakşia bu evliliği istemiyor anne. O Ragini'yi sevmiyor. O Ragini'yi sevmiyor. Başka birini sevdiği için sonunda kaçacaktı. Bunları öğrendikten sonra ne yapabilirdim? Kızımın kalbi kırılabilirdi. Sen söyle bana. Bir anne kızı için buna nasıl izin verebilir? Ne? Ragini ile evlenmek istemiyor musun? Evet anne. Yengemle sana daha önce anlatmaya çalışmıştım ama olanlar... Bütün bu olanlar... Bak. Dinle beni. Eğer Ragini'nin sorumluluğunu üstüne alamayacağından korkuyorsan... Merak etme oğlum, biz varız, tamam mı? Korktuğum şey o değil. Sorumluluk almak istiyorum. Evlenmek istiyorum. Ama evlenmek istediğim Ragini değil. Sıvara. Anne, Sıvara ile evlenmek istiyorum. Anne, ben Sıvara'yı seviyorum. Onunla olmak istiyorum. Sana söylemiştim. Ben eşimle arkadaş da olmak istiyorum. Eşimde istediğim şeyler hepsi onda var anne. O... Sen Sıvara'yla mı evlenmek istiyorsun? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ne sanıyorsun? Evlilik bir oyun mu ha? Çocuk musun sen? Bir oyuncakla oynamaktan sıkılınca diğerine geçer gibi. Kendin söylemiştin. Önce Ragini ile evlenmek istedim. Şimdi Sıvara'yla. Anne, bunu söylememin sebebi... Sanskar abimin hayatını kurtarmak için başka çaremin kalmamasıydı. Bunu nasıl yapabildin Lakşia? Bu ne sorumsuzca bir anlayış. Birini kurtarmak için başkasının hayatıyla oynadın. Ne sanıyorsun? O kız insan değil mi? Bir kalbi yok mu onun? Acı hissetmiyor mu? Beni iyi dinle. Baban Ragini ile evlenmene onay verdiği anda evleneceksin. Sıvara ile asla evlenemezsin. Benim kararım budur. Ben Ragini'nin kalbini kırmana izin vermeyeceğim. Sıvara'yla da asla evlenemezsin. Anladın mı beni? Anne. Senin beni anlayacağını sanıyordum. Sıvara'yla benim evlenmem Tanrı'nın isteğiydi. Anne. Ben Sıvara'yla evleneceğim. Hayatıma sadece o girebilir. Başkası değil. Bir şey öğrenebildim mi? Sanırım Sharmishta gerçekten bayıldı. Hayır anne. Geldiği zaman gayet iyiydi. Tam nişan takılacağı sırada da iyiydi. Ama Lakshya ve Sıvara
onların yüzü asıktı. Lakşya beni büyük annesi sanarak birini sevdiğinden bahsetmişti. Ne demişti? Lakşya Ragini'yi değil, başka birini seviyor. Ben de bu yüzden nişanlanmalarını istedim. Sevdiğini asla elde edemesin diye. Ne diyorsun sen? Lakşya kimi seviyor? Svara'yı. Svara mı? Nişan hazırlığı sırasında ortadan kaybolmuşlardı. Döndükleri zaman Şarmış da bayıldı. Hayır anne. Bir şeyler ters gidiyor. Bilerek bu nişanı durdurmak istedi. Ne yapacağız peki? Sen merak etme anne, bu nişan mutlaka yapılacak. Lakşya ve Svara'yı sonsuza dek ayrı tutacağım. Hemşallah arkadaşıma söz verdim. Baba ne yapıyorsun? Doktor geldi. Annemin yanına git. Ben de ona hemen limonlu bir su hazırlayacağım. Gördün mü? Kızın o hain için ne kadar da üzülüyor ama bu onun umurunda bile değil. Anne. Yeter. Artık onun tarafını tutmayacaksın. İkimiz de dediklerini duyduk. O Bengallik kendi söyledi. Numara yapmış işte. Hiçbir şey olmadı ona. Neden rahatsız ediyorsun? Svara, seninle konuşmam gerekiyor. Ama ben seninle konuşmak istemiyorum. Lütfen. Zaten burası karışık. Ragini ile ilgili konuşmak istiyorum. Lütfen. Son defa buluşalım seninle. Yoksa ben hemen senin evine geliyorum. Lütfen. Yeterince ahmaklık yapmadın mı sen? Daha fazlasını yapma. O zaman lütfen sen gel. Lütfen Svara. İyi. Ama son defa. Tamam. Anne, anneanne, ben birazdan dönerim. Svara, nereye gidiyorsun? Şey, önemli bir işim var. Biraz sonra geri dönerim. Görüşürüz. Svara. Annemin sağlığından daha önemli ne işin olabilir? Şu anda iyi değil ve iki kızına da ihtiyacı var. İyileşene kadar yanında olmalıyız. Her şeyi düzelteceğim Ragini. Bu defa kimseye bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Kimse üzülmeyecek. Sen de üzülmeyeceksin.
ama bunun için bir şey yapmam gerekiyor. Senin üzülmene izin vermeyeceğim.